çocuklar, bugünkü dersimizde alan ve arazi ölçülerinin arkasındaki güçlendiren test 1'i çözeceğiz. Güçlendiren test, biliyorum güçlendiren testler biraz zor oluyor, çok zorluyor sizi. Derste çözerken de sevmediğiniz bir testti. Yavaş yavaş çözeceğiz. Anlamadığınız yerde durdurup tekrar tekrar izleyin videoyu. Çok fazla sıfırlarla uğraştığımız bir konu. Bir sıfır fazla koyabilirim, bir sıfır eksik koyabilirim. Hata olabilir. Olmaması için gayret göstereceğim elimden geldiği kadar ama olduğu zaman da mutlaka düzelteceğiz. Evet, şurada ne var? Önce bir şunu yok edeyim. Başlıyorum. Birinci soru ne diyormuş bakalım. Bir şekil var. Bu bir tarla şekli. Buğday, mısır ve fasulye ekiliymiş. Hasan Bey, dikdörtgen şeklindeki tarlasının bir kısmına buğday, bir kısmına mısır ve kalan kısmına da fasulye ekiyor. Ekili alanlar dikdörtgen şeklindedir ve boyutları yandaki şekilde gösterildiği gibidir. Hemen bir buğdaya bakalım. Bütün ekili alanların dikdörtgen olduğunu görüyorum. Dikdörtgenin alanını nasıl buluyorum? Uzun kenar çarpı kısa kenar. O zaman buğday diyelim. Buğday. 15 metre çarpı 10 metre. Ne olur? Buğday 150 metre kare olur. Buğday ekili alan. Sonra mısır diyorum. Mısır ikili alan, burası 10'sa karşısı da 10'dur çocuklar. O zaman ne olur? 20 çarpı 10'dan 200 metrekare olur. Fasulye diyorum. Ne olur burası? 8 ise burası da 8. Burası 20, 15 daha. Burası 35 olacak çocuklar. 35 ile de 8'i çarparsam 5 kere 8 40, elde var 4, 3 kere 8 24, 4 de elde 28 metrekare olur. Şimdi bana diyor ki, buğday ekili alan kilometre cinsinden, mısır ekili alan kilometrekare cinsinden, fasulye ekili alan kilometrekare cinsinden. Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Bütün sonuçları ben buldum, alanları çarpıp buldum. Buğday 150 metrekare dedim. Buğday ekili alan, mısır ekili alan 200 metrekare dedim. Fasulye ekili alan 280 metrekare dedim. Bunları kilometrekareye çevireceğim. Ne yapıyorum yukarıya doğru çıkarken? Bölüyorum. Neyle bölüyorum? Her basamakta, merdiven gibi düşünün demiştik, her basamakta 100'le bölüyorum. Şimdi ben 150'deyim. Önce 100'le bölersem bir sıfır gider, buraya virgül gelir, 1,5 olur. Bir daha 100'le bölersem sıfırdan kurtarır, yanına 2 tane virgülden kurtarırım, yanına 2 tane sıfır gelir. Bir daha 100'le bölersem yanına 2 sıfır daha gelir. Yani ne olur? 0 virgül 0 0 0 15 kilometre kare. Aynı şekilde 200 metrekareyi önce ne yaparım? 100'e bölerim. 2 tane 0 gider. 2 ne olmuş oldu? Dekametre kare. Ne yaptım? Hektometre kare. 2 0 daha koydum. Ne olur? Kilometre kare. 280, onu böldüm. 1 0 gitti. 100'e böldüm. 2 tam onda 8 oldu. Bir daha 100'e böldüğümde ne olur? 0,28 değil mi? 0,028. Bir daha 100'e böldüğümde 0,00028 kilometre kare oldu. Bakalım doğru mu? 0 tam ne olur? 3,015. 0,3015. Bu doğru. 0,302. Bu da doğru. 0,3028. Bu da doğru. Demek ki cevabım değişik oldu. Bunların hepsi doğrudur. Bana diyor ki, buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? 3 ifadenin 3'ü de doğrudur çocuklar. Geçelim. Yanına verilen dikdörtgenlerin kenar uzunlukları 1 santimden büyük. Santimetre biriminde birer doğal sayıdır. Dikdörtgenlerin alanları sırasıyla 15'e 12. Buna göre dikdörtgenler birer kenarlarından birleştirildiğinde aşağıdaki görünümlerden hangisi olamaz? Aslında
15. Küçük alan. Küçük alan nedir? 12. Bunu da 4 çarpı 3'ten yazabilirim. Ya da 6 çarpı 2'den yazabilirim. Değil mi? Ben bu dikdörtgenleri birleştirdiğimde, bakın kenar uzunlukları birbirinden, bir tane kenarları ortak olabilir mesela şurada ama diğer kenarları ne olur? Mutlaka birbirinden farklı. Bu şekilde yapıştırabilir miyim? Evet, yapıştırabilirim. Uzun kenar ve kısa kenar. Bu şekilde yapıştırabilir miyim? Evet, bunları da yapıştırabilirim. Bu şekilde kısa kenar ve kısa kenar birleştirebilir miyim? Evet. Ama böyle birleştirdiğim zaman bakarsak eğer kısa kenar, uzun kenar. Böyle birleştirdiğim zaman biri diğerinden daha büyük. Bunlar bu şekilde bir araya gelmez. Hangisi gibi olamaz diyorum. D seçeneğindeki gibi olamaz. Evet. Burada bir trafik işaretine benzer bir işaret var. Yandaki trafik levhasının, evet zaten trafik levhasıymış. Dış ve iç bölgesini sınırlayan üçgenlerin yükseklikleri ve taban uzunlukları şekildeki gibidir. Levhayı şekildeki gibi kırmızı renge boyamak için kaç metrekarelik boyaya ihtiyaç vardır? Nasıl bulabilirim? Büyük alandan küçük alanı çıkartarak içerideki alanı bulabilir miyim? Evet. Burada taralı bölgenin alanını soruyor. Kırmızıya boyamak için. Taralı bölgenin alanı. Büyük alan diyorum. Büyük alan. Üçgenin alanı neydi? Üçgensel bölgenin alanı nasıl hesaplanıyordu? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Büyük üçgenin tabanı 70, yüksekliği 60. Çarpı 2'ye bölersem 60 çarpı 70 bölü 2. 6 kere 7 42. Yanına 2 tane sıfırını koyuyorum. 2'ye bölersem 2100. Nedir? Santimetre kare. Bu büyük üçgenin alanı. Küçük üçgen, küçük alan diyorum. Nedir? Tabanı 50. Yüksekliği nedir? 40. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne olur? 4 kere 5, 20. 4 kere 5, 20. Buradaki 2 sıfır da geldi. 2'ye bölersen bu da ne olur? 1000 santimetre kare. Taralı alanı bulabilmek için büyük alandan küçük alana ne yapmalıyım? Çıkarmalıyım. Taralı alan, TA diyelim. Neydi? 2100'den 1000'i çıkardım. 1100 santimetre kare. Neye çevirmemi istiyor benden? Metre kareye çevirmemi istiyor. Santimetre kare değil, metre kareye gelmek için merdivenin basamaklarını yukarıya çıkıyorum. Ne yapıyorum? İlk basamakta çıkarken 100'e böldüm. Desimetre kare oldu. Bir daha 100'e böleceğim. 10'a bölersem virgül koyarım. 100'e bölersem 0 tam 10'da 1, 0 tam %11. 0 tam %11 hangi seçenekte var? A seçeneğinde var. 0 tam %11 metrekarelik boyaya ihtiyacımız vardır derim. Dördüncü soruya bakalım. Yandaki gibi dikdörtgen biçimindeki zarf açıldığında yüksekliği 16 santim olmaktadır. Tamam. Yani bu zarf böyle olduğunda 16 santim oluyormuş yüksekliği. Tamam. Buna göre zarf açık durumdayken görünen yüzeyin alanı kaç santimetre karedir? Tamam. Burada açık olduğu zaman yukarıda bir üçgen var, aşağıda bir dikdörtgen var. Bana diyor ki yani üçgensel bölgenin alanını bul, dikdörtgensel bölgenin alanını bul. Bulduğun iki alanı birbirine topla. Toplayalım. Şimdi burası 20 idi. O zaman burası da 20 olur. Burası 10'du. Burası da 10 olur. Bu üçgenin yüksekliği de 6 olur. Tamam mı? Çok düzgün yazamadım sanki ya. Daha bir yazayım isterseniz. 20 idi. Burası da 20 olur. Burası 20 ise karşısı da 20 olur. Yani üçgenin taban uzunluğu 20 olmuş oldu. Burası 10 ise burası da 10 olur. Burası da 10 olur. Tamamı 16 idi. Üçgenin yüksekliğine de 6 santim kalır. Şimdi üçgenin alanı diyorum. Üçgenin alanı. Taban 20.
20, yükseklik 6, bölü 2. Ne olur? 2 kere 6, 12, 120, bölü 2'den 60, birimi ne? Santimetre kare. Aşağıdaki dikdörtgenin alanı 10 çarpı 20'den 200 santimetre kare. Toplam alanı bulabilmek için toplam alan 200 artı 60, 260 santimetre kare. Birimi ne istiyor? Santimetre kare istiyor. Cevap 260 olur. Eğer başka bir cinsi olsaydı ne yapmam gerekecekti? Çevirmem gerekecekti. Evet. Bir sonraki soruya bakalım. Burada bir dikdörtgenin içerisinde 3 tane üçgen verilmiş. Siyah, kırmızı, mavi. Diyor ki yandaki şekilde yer alan dikdörtgenin içine çizilen tabanı AB doğru parçası olan üçgenin C köşesi A, B veya C noktalarından biri olacaktır. Tamam. Yani diyor ki bana, şimdi burası AB ya, şöyle bir üçgen var. Burası A, burası B, burası C. Yani C'yi ya buraya yazacağım, ya buraya yazacağım, ya buraya yazacağım diyor. Tamam, anladık. Oluşturulan üçgenlerin alanlarını sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Alanlarını sıraladığımızda. Şimdi çocuklar, üçgenin alanı neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgen alanı 2. Şimdi baktığım zaman A'nın gördüğü taban, şuraya aldığım zaman buraya, A'nın gördüğü taban nedir? AB çarpı yükseklik nedir? H. Bölü 2. Burası A için. B için bakıyorum. B'nin gördüğü taban nedir? AB. Yani buraya koyarsam yine AB tabanını görüyor. Aşağı indirirsem yükseklik nedir? Aynıdır. Getirip buraya koyarsam C'yi, C'nin gördüğü taban nedir? Gene AB. Yükseklik nedir? Buradan aşağı iniyorum. Yine E. Gördüğünüz gibi C noktasını A'ya da koysam, B'ye de koysam, C'ye de koysam aynı tabanı görüyor. AB tabanını görüyor. AB çarpı H yükseklik nedir? Buradaki dikdörtgenin nedir? Uzun kenarı. Yani dikdörtgenin dik kenarı diyelim. Dikey kenar, yatay kenar olsun. Dikey kenarı bu üçgenlerin hepsinin yüksekliği demek. O zaman ne olması gerekiyor? Oluşturulan üçgenlerin alanlarını sıraladığımızda aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Hepsi eşit olur çocuklar. C şıkkı olur cevabı. Hepsi eşit olur. Aynı tabanı görüyor. AB uzunluğu aynı. Aynı yüksekliğe sahip. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Hepsi birbirine eşit olur diyorum. C şıkkı. Yandaki şekilde yer alan doğrusal noktalar arasındaki uzaklık ile üçgenlerin alanları arasında bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre A kaç birim kare olmalıdır? Bir daha okuyalım. Yandaki şekilde, şekil böyle. Tamam. Yandaki şekilde yer alan doğrusal noktalar, aynı doğrusal nokta ne demekti? Aynı doğru üzerindeki nokta. Şu doğrudan bahsediyor. Şu doğrudan bahsediyor bakın. Aynı doğru üzerinde A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, E noktası var. Ay çizemedim. Çizemedim. Sinir oldum. Dur çizeceğim. A noktası, B noktası, C noktası, D noktası, E noktası. Tamam. Doğrusal noktalar aynı doğru üzerindeki noktalar. Tamam anladım ben şimdi soruyu. Üçgenlerin alanları arasında bir ilişki bulmaktadır. Buna göre A ne kadar? Yani şurayı soruyor bana. Bakayım şimdi ilişkiye. Birbirine
Örneğinde bir birim var. 1'in karesi 1. 4 birim, önünde 2 birim var. 2'nin karesi 4. Örüntüyü çözdüm. 25 birim, önünde 3 birim var. 3, 1 daha 4, 1 daha 5. Ne olmuş? 25. Anladınız mı çocuklar? Tamam, hemen anlatıyorum. Bakın, burası 1 birim kare. Önünde de 1 var. Yani 1'in karesi de 1'dir. Sonra buna bakıyorum. 4 birim kare. Önünde ne var? 1, 1 daha 2. 1 artı 1 eşittir 2. 2'nin karesi nedir? 4 birim kare. Buna bakıyorum. Önünde kaç birim var? 25 birim karenin önünde. 3 birim, 1 birim, 1 birim. 3 birim, 1 birim, 1 birim. 3, 1 daha 4, 1 daha ne olur? 5'in karesi 25 birim kare. O zaman ne olmak zorunda? A'nın önündeki birimleri toplayıp karesini almam lazım. A'nın önündeki birimleri topluyorum. Farklı renkle göstereyim. 5 A birim kare. 5 artı 3 artı 1 artı 1 ve karesi. Ne olur? 5, 3 daha 8, 1 daha 9, 1 daha 10. 10'un karesi 200 birim kare olur. Bu kadar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Bir evin odalarına ait kronik çizimi ve kapladıkları alanlar şekildeki gibidir. Tamam. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Önce çocuklar bir kapladıkları alanları bulalım. Oturma odasından başlayalım. Oturma odası. Çünkü bana doğrudur yanlıştır diye soruyor. Doğru yanlışı bulabilmek için ne yapmalıyım? Önce bir elde etmeliyim ki sayıları. Her bir odanın, işte salonun, koridorun kaç metrekare olduğunu bulmalıyım ki. Ondan sonra bakacağım doğru mu yanlış mı kısmından. Tekrar okuyorum soruyu. Bir evin odalarına ait kroki çizimi ve kapladıkları alanlar şekildeki gibidir. Şekil yanda verilmiş. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi oturma odasını hesaplayalım. Oturma odası 15 metrekare. Bütün hepsini metrekareye çevireceğim ben. 15 metrekare. Tamam. Salon 24.000 santimetre kare. Metrekareye çevireyim. Bir basamak çıktım. Yüze böldüm. Bir basamak daha çıktım. Bir daha yüze böldüm. Bu da 24 metrekare olur. Çocuk odası 60.000 santimetre kare diyor. Yine bölüyorum. Yüze böldüm. Desimetre kare. Bir daha yüze böldüm. 6 metrekareymiş çocuk odası. Banyo, banyoyu zaten metrekare cinsinden vermiş. Çevirme yapmama gerek yok. 3 metrekare. Mutfak. Mutfak 120.000 santimetrekareymiş. Bölüyorum 100'e, desimetrekare. Bir daha 100'e bölüyorum. 12 metrekareymiş mutfak. WC'yi zaten 1,5 diye metrekare cinsinden vermiş. Buna bir şey yapmayacağım. Tuvalet. Yatak odası kaldı. Yatak odasına da bakayım. Onu da metrekare cinsinden vermiş çocuklar. Onu da bir çevirme yapmama gerek yok. Evet. Bütün hepsini metrekareye çevirdim. Şimdi bakalım. Salonun kapladığı alan 2.4. Hangisi doğru olanı bulacağım değil mi? Doğru olanı bulacağım. Tamam. Salonun kapladığı alan 2.4 diyor. 24 olmalı. Yanlış. Oturma odasını kapladığı alan, mutfağın kapladığı alandan daha azdır diyor. Oturma odası 15, mutfak 12. Daha fazladır olmalıydı. Yanlış. Yatak odasını kapladığı alan, çocuk odası ve banyonu kapladığı alandan büyüktür diyor. Şimdi yatak odası neydi? 12. Çocuk odası neydi? Büyük müdür? Soralım. Çocuk odası kaçtı? 6 artı banyo kaçtı? 3. 12 büyük müdür 9'dan? 12 büyüktür 9'dan. Bu da zaten daha büyüktür diyor. Cevabım C olur. İsterseniz son soruyu da, son şıkkı da bir bakalım. Evin tamamı 80.
3 daha 27. 6 daha 31. 4 daha 35. 20 daha 45, 55. 15 daha ne olur? 70. 70 mi oldu? 55, 60, 70. 71,5 daha 71,5 olur. Bir de şurada banyo var. 73,5. Evet. Hatalı eksik bir şey yapmayalım. Gerçi yani sorduğunu bulduk ama evin tamamı 87'den daha küçük olduğunu görüyoruz. Cevabımız C şıkkı olur. Evin tamamının kapladığı alanda 73,5. Evet, 73,5 olur toplam alan. Toplam alanını da yazayım. Bu çok biraz kötü yazdım galiba. 73,5 olması gerekiyor. Bana demiş ki 87. O zaman o da yanlış. Ona da bir çarpı koyalım. Doğruyu soruyor bana. Doğru C şıkkıdır diyorum. Evet, bir sonraki sorumuza bakalım. Ha, bu çok kolay bir soru. Yukarıdaki birim kareli kağıt sırasıyla K1 ve K2 katlama doğrularından katlanıp D doğrusu boyunca kesiliyor. Elinize bir kağıt alın. Bir ortadan ikiye katladığınızı ve kestiğinizde ikiye bölmüş olursunuz. O kestiklerinizle katlayıp kestiğinizde kaç parça elde edilmiş olur? 4 parça. Eşit. Çok kolay bir soru bu. Yukarıdaki birim kareli kağıt sırasıyla K1 ve K2 katlama doğrularından katlanıp D doğrusu boyunca kesiliyor. Tamam. Buna göre elde edilen parçalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tekrar söylüyorum. Bir kağıt alın, katlayın, kesin. Ne oldu? İkiye böldünüz. İkiye böldüklerinizle katlayın, kesin. Ne oldu? Kağıdın tamamı kaça bölünmüş oldu? 4'e bölünmüş oldu. Eşit 4 karesel parça elde edilir. Diğer şıklara da bakalım. İkisi üçgensel olmak üzere 3 parça elde edilir diyor. Olmaz. Yanlış. İkisi küçük karesel olmak üzere 3 parça elde edilir diyor. 3 parça elde edilmez. Yanlış. 8 tane üçgensel parça elde edilir diyor. 8 tane üçgensel parça da elde edilmez. Yanlış. Elde edilmesi gereken eşit 4 karesel parça. İsterseniz kesip deneyebilirsiniz. Bir sonraki soruya bakalım. Bir sonraki soru güçlendiren test 2. Onu bir sonraki videoda çekeceğiz çocuklar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen ödevlerinizi yapın. Kendinize dikkat edin.